Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında acaba Nuh tufanında şeytan neredeydi? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Ehemmi mühimme tercih etmek diye bir mesele var. Daha mühim olanlar, mühim olan şeylere tercih edilmeli. Şeytanın varlığı Kur'an-ı Kerim'de bize ifade edilmiştir. Bir kimse dese ki ben şeytana inanmıyorum, bu insan dinden çıkmış olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bildirilen bir şeyi inkar etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini de inkar etmek insanı dinden çıkarır. Dolayısıyla şeytanın varlığı veya yokluğu bu önemli bir meseledir. Bunun üzerinde durmakta fayda var. Ama öte yandan şeytanın ayrıntılarıyla alakalı ve şeytanla alakalı bir kısım menkıbeler, bunlar o derece çok da önemli olmayabilir. Ama görüyoruz ki kitaplarımızda, bazı kitaplarda bunlara da yer verilmiş. Doğrudan Kur'an'da yok, hadislerde yok ama İsrailiyat denilen ehli kitabın kitaplarından bizim kitaplara da bazı bilgiler geçmiş. Bunlar böyle insanın hayaline de hoş geliyor. Bundan dolayı hatırda kalması kolay oluyor ve kültürümüzde, bizlerin kültüründe de bunlar yer etmiş. İşte şeytanla ilgili meselelerden birisi bazı kitaplarda şu şekilde el alınıyor. Deniliyor ki acaba Nuh tufanında şeytan neredeydi? Onlar herhalde şöyle düşünüyorlar. Nuh tufanı bütün dünyayı kuşattı. Sadece gemiye binenler kurtuldu. Eğer şeytan gemiye binmese o da boğulup gidecek. O halde onun da gemide olması lazım. Böyle bir ön kabul var. Ve buna bir çıkış yolu bulmuşlar. Şöyle bir menkıbe uydurmuşlar. Yani doğrudan bizim İslami kaynaklarda böyle bir rivayet yok. Dolayısıyla uydurma olduğunu söylemek daha sanki kolay gibi bana geliyor. Ve demişler ki işte gemiye böyle ehli iman biniyorlar. Hazreti Nuh'un gemisine büyük bir tufan olacak. Ancak gemiye binenler kurtulacak. Ama Nuh'un kavmi büyük bir ekseriyetle iman etmemişler. Ve Allah-u Teala'nın emriyle Hazreti Nuh hayvanlardan da gemiye alıyor. Kendilerine yarayacak olan hayvanlardan birer çift gemiye alıyor. İşte şeytan gemiye girmek için böyle o da bir yol arıyor. Nereden girebilirim? En sonunda merkebin kuyruğunun alt kısmına gizlenmiş ve oradan gemiye girecek. Merkep onu içeriye sokmak istemiyor ama kurtulamıyor da. Tam gemiye doğru yaklaştığında ayaklarını diretiyor, gemiye girmeyecek. Hazreti Nuh da onu gemiye almaya çalışıyor. Merkep böyle diretiyor. En sonunda Hazreti Nuh şöyle demiş güya, bazı kitaplarda anlatıldığına göre, içinde şeytan da olsa gir içeri. Bunun üzerine merkep içeriye girmiş. Şeytan da o şekilde içeriye girmiş oluyor ve tufanda boğulmaktan kurtuluyor. Bu bir efsane, mitolojik bir olay. Biz bunu doğrudan doğruya ayetlerin anlattığı, hadislerin anlattığı bir olay olarak görmüyoruz. Ayetlerde ve hadislerde böyle bir olay yok. Ve şeytanı bu şekilde Nuh tufanında boğulmaktan kurtarma çalışmasına lüzum da yok. Çünkü şeytan bizim türden bir varlık değildir. Şeytan ruhani bir varlıktır. Dolayısıyla Nuh tufanında illa şeytan boğulacak, ruhaniler boğulacak diye öyle bir şey söz konusu değil. Bu meselede bazı insanlar önce yanlış bir takım ön kabuller içinde bulunuyorlar. Ancak gemiye binenler kurtulacak. Şeytan da gemiye binerse kurtulur. Ve onu gemiye sokmanın böyle bir yolunu buluyorlar. Herhalde hayal güçlerini kullanarak bu şekilde onu gemiye sokuyorlar. Değerli izleyenlerim, bunlar birer menkıbe. Bunları illa kabul etmemiz gerekmiyor. Ancak bir hikaye tarzında insan bunu duyabilir ama doğrudan bir gerçek şeklinde de kabul etmez. İnsanlarımız şeytan hakkında yanlış telakkiler içerisinde olabiliyor. Mesela hacda işte şeytan taşlama olayı da vardır. Şeytan taşlama olayında sembolik bir olay söz konusudur. Küçük küçük taşlar sembolik olarak dikilen şeytan sembolüne atılır. Ve o şekilde insanlara şeytanın düşman olduğu hatırlatılmış olur. Bu haccın şairindendir.
yapılması gereken bir durumdur. Ama bir kısım hacılarımız herhalde o taşları böyle çakıl taşlarını küçük görüyorlar. Hızını alamayıp böyle terliği fırlatanlar oluyormuş. Yani vurmuşken biraz daha yüksek bir şeyle, daha büyük bir şeyle vuralım diye böyle yapanlar oluyor. Halbuki bu sembolik bir olay. Orada şeytan taşlaması doğrudan şeytanı taşlamak değil. Şeytan orada eli kolu bağlı da insanlar onu rejim ediyor değil. Şeytan serbesttir. Hacda da serbesttir. Hacca gidenler bilirler. Bazen insanları birbirine düşürebiliyor. Diyelim ki Hacerül Esved, onu öpmek bir mazhariyet kabul edilir. Onu öpmek için bazı insanlar ite kaka bazılarına zarar verebiliyor. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Yoksa illa orayı öpmek diye bir mecburiyet yoktur. Durum müsait değilse uzaktan istilam, selam vermek suretiyle mesele halledilir. Ama şeytan orada hayır yaptırma adı altında insanları günaha sokabiliyor. Dolayısıyla şeytan hacda da iş başında, taşlanırken de yine iş başında, daima iş başında ve böylece şeytan insanlarla mücadelesine devam ediyor. İnsanlara düşen nedir? Şeytanın düşmanlığının farkına varıp ona muhalefet etmek. Cenab-ı Hak Yasin suresinde şöyle buyuruyor 5. sayfada. Elem ahed ileykum ya beni Adem elle ta'budu şeytan. Ey Ademoğulları, ben size şeytana tapmayın, ibadet etmeyin diye söz almadım mı? Demek ki şeytana ibadet edilmeyecek. Yani şeytanın dedikleri yapılmayacak. Şeytana muhalefet edilecek ve bu şekilde insanların dereceleri ortaya çıkacak. Bizim için mühim olan esas budur. Yoksa şeytan nasıl yer, nasıl içer, şöyle mi yapar, böyle mi eder? Bunlar işin biraz ayrıntıları. Tufanda neredeydi ayrıntıları? Ama şu anda şeytan bizimle uğraşıyor mu? Evet, uğraşıyor. Şeytan her insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Herkesin bir şeytanı var mı? Evet, var. Bu noktalardan insan uyanık olmalı ve bir düşmanla, sinsi bir düşmanla beraber olduğunun farkına varmalı ve ona muhalefet etmek suretiyle de yolunda devam etmeli. Anlatılır ki böyle Erzurum gibi soğuk bir ilimizde birisi böyle misafir olarak bulunmuş, otelde kalıyor. Sabah namazı için böyle uyanıyor ama eksi 40'a varan böyle şiddetli bir soğuk var. Böyle bir durumda içinden böyle bir ses, şeytandan gelen bir ses. Bugün diyor sabah namazını kılmayıver, ne olacak ki? Ömür boyu namazını kıldın, bu soğukta da namaz kılınmaz ki. Hem bak sağlığın tehlikeye düşebilir. Bunun üzerine biraz böyle inanır gibi oluyor. Ya gerçekten ben bugün kılmasam, sonra hava ısındığında kılsam gibi içinden geçiyor. Ama o ana kadar da namazlarını kazaya bırakmamış bir insan. Tekrar böyle işte yataktan kalkmak için bir gayret içinde oluyor. Ama şeytan yat yat diyor. Bu soğukta da namaz kılınmaz ki. Ve şeytanla arasında bu şekilde epey bir mücadele oluyor. Ama bakıyor ki şeytan kendisine az kalsın yuvarlamak üzere üzerinden yorganı fırlatıp atıyor ve kollarını ta buraya kadar sıvıyor, ayaklarını ta dizlerine kadar sıvıyor ve o şekilde şeytanı çatlatıyor, tabiri caizse şeytana muhalefetle o şekilde yoluna devam ediyor. Bizlere de düşen hayat yolunda şeytandan gelen telkinlere kulak vermemek ve onun peşinden gitmemek. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.